Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayimizde yaşanan gelişmeler bizim için büyük öneme sahip yaşanan her gelişmene dışı olan bağımlılıklarımızın birinden daha kurtuluyoruz çok şükür. Ve bu bağımlılıklarımızın en büyüğü ve en önemlisinin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Motor bağımlılığı. Bu bağımlılığı sona erdirmek için yapılan çalışmalar var ve çoğu iyice olgunlaştı artık. Ama tank motoru meselesi zor bir mesele. Haliyle diğer kara aracı motor çalışmalarından daha uzun sürüyor. O yüzden de yerli ana muharebe tankımız Altay'ın motoru ilk etapta yerli olmayacak. Ve bu konu üzerinden ciddi sıkıntılar yaşadık bugüne kadar. Bu sıkıntı larda Altay projesini ciddi anlamda uzattı. Ama bu hafta bu konuda çok güzel bir haber geldi ve bugün Altay tankımızla ilgili bu yeni gelişmeyi konuşuyoruz. Tabii konu bu olunca Altay tankımızın geliştirilme süreciyle onun için üretilecek olan Batu motorumuza da kısaca değinmeden olmaz. Savunma sanayimizin en büyük merak konusu olan projelerinden biri Altay ana muharebe tankımızın projesi. Bu tarz büyük projeler beraberinde çok büyük sorunlar getirebiliyor. Altay da büyük bir proje ve beraberinde sürecini uzatan ciddi sorunlar getirdi daha önce. Özellikle motor konusu başımıza bela olmuştu. Tankın gelişim ve motor sorunu sürecini birazdan konuşuruz ama bu konuda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir bu hafta heyecan veren bir açıklama yaptı. Şu anda Kore'den gelen güç paketini Altay tankımızın Prototipini entegre ettik. Prototip üzerinde şu anda testler devam ediyor. Gayet iyi sonuçlar alındı. Kore ile seri üretim konusunda da bir yere vardık. Bu güç sistemi ilk kez bir tanka entegre edilmiş oldu korede kullanılan tankın güç paketi bu güç paketi değil. Çünkü onlar hala Alman transmisyonunu kullanıyor. 2 yıl içerisinde Altay bu güç grubuyla seri üretime başlayabilir. Transmisyonun ilk kez kullanılıyor olması testleri biraz uzatabilir. Bu açıklama elbette heyecan kaynağı oldu. Çünkü Altay tankımızın aksamasının sebebi motor sıkıntısıydı. Motor aslında bizim en ciddi sorun kaynağımız. Çünkü biz bu konuda çalışmalara çok geç başladık. Batı çalıştı. Biz neredeyse 100 yıl sadece olduğumuz yerde saydık. Son yıllara kadar böyle kritik konularda hiçbir şey yapılmadı diyebiliriz. Ama şu anda işler değişiyor elbette. Farklı türlerde yerli motorlarımız ortaya çıkmaya başladı. Bu konuda kaybettiğimiz yüzyılı hızla telafi etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İş artık öyle bir noktaya geldi ki savunma sanayi başkanlığımız yeni nesil zırhlı muharebe araçlarında yerli motor kullanımını zorunlu tuttu. Tank motoru içinde ciddi çalışmalar yapılıyor. Şu an Güney Kore'den alınan motorlar süreci yürütecek ama bu motorları biz daha çok geçiş sürecini atlatabilmek için. Için aldık. Çünkü dediğim gibi tank motoru konusunda yerli çalışmamız var ve şu an testleri devam ediyor. Kore motoru bahsettiğim yerli motor olan Batu hazır olana kadar projeyi uzatmamak adına alındı. Yani 2024 yılına kadar 2024'ü de geç bir tarih olarak görmeyin. Burada gecikmiş olsa da ciddi bir başarı hikayesi var. Hiçbir şey üretmeyen bir ülkenin kendi tankını ve tank motorunu geliştirme sürecinden bahsediyoruz. Kısaca bu süreci bir konuşalım. Türkiye'nin ana muharebe tankı ihtiyacı uzun zamandır var. Son yıllarda ihtiyacımız olan her şey için çözüm çözüm arayışımızı yerlisini üretmek şeklinde sonuçlandırıyoruz. Tank için de aynısını yaptık ve 2008 yılında Altay tankının geliştirilmesi için Savunma Sanayi Başkanlığı ile Otokar arasında dönem bir sözleşmesi imzalandı. Yerli tankımızın projesi için iki ayrı faz kararı verildi. Birinci faz tasarım ve prototip üretimini kapsıyordu. İkinci faz da seri üretim faaliyetlerini. Birinci faz kapsamında otokar 5 adet prototip üretti. Bu prototiplerle testler yapıldı. Farklı coğrafyalara götürüldüler. Her hava ve arazi koşulunda denendiler. Bu süreci de ufak tefek testler olarak düşünmeyin. Binlerce kilometre yol ve yüzlerce atış yapıldı. Bu şekilde birinci faz dönemi 2015 yılında tamamlandı ve ikinci faza geçildi. Seri üretim için elbette ihale yapıldı. Otokar 7 milyar avrodan aşağıya inmedi. BMC ise 3,5 milyar avroyla ihaleyi aldı. Yani birinci fazı otokar tamamladı. Başarılı çalışmalar da yaptı. Ama iki katı fiyat istediği için ihalede seri üretim şansını kaybetti. Savunma Sanayi Başkanlığı BMC ile 250 adet Altay tankının üretimi için sözleşme imzaladı. İhale sonrasında Otokar elindeki prototipleri ve bütün ekipmanlarını BMC'ye teslim etti. Yani proje kaldığı noktadan ilerlemeye başladı. Proje kapsamında Altay T1, T2 ve T3 olmak üzere 3 ayrı konfigürasyonda üretilecek. T1 aşamasında üretilecek olan tanklarda Aselsan Akkor aktif koruma sistemi ve Roketsan üretimi ERA zırh olacak. T2'de ise geliştirilmiş zırh sistemi, tecrit edilmiş gövde mühimmat konfigürasyonu, lazer güdümlü tank topu atış yeteneği, mürettebat eğitim modu ve mobil gizleme ağı iz yönetimi yetenekleri olacak. T1'den 40 adet ve T2'den ise 210 adet üretilecek. Yani T3 sözleşmedeki sayıya dahil değil. T3'ün farkı da çağa daha çok ayak uydurmasında. insansız kule sistemine sahip olacak. Neyse plan program her şey belli. Ama birçok sistemde yaşadığımız sıkıntıyı burada da yaşadık. Motor sıkıntısı. Gerçi çok şükür bu sorun yavaş yavaş bitiyor. Birçok türde motoru yerli olarak ürettik. Tank motoru içinde BMC'nin Batu projesi var ama daha çalışma bitmedi. Ona biraz daha zaman var ve biz yerli çözümümüz olmadığı için Altay'ın motorunu Almanya'dan alacaktık. Bu şekilde ilk Altay tankı 18 ay sonra teslim edilecekti. Ama Almanya Altay tankı için motor ambargosu uyguladı. Bu yüzden de seri üretime geçilemedi. Tabi yerli motorumuzda da daha zaman olduğu için çözüm arayışına başladık. Farklı ülkelerden farklı motorlar takibi alındı. Bu sefer sözleşme imzalayacağımız ülke bize ambargo ihtimali olmayacaktı olmayan bir ülke olmalıydı. Geçen yıl 22 Ekim'de güzel haber geldi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ile Altay tankı motoru için niyet beyanının imzalandığını duyurdu. Zaten arayış sürecinde de en çok adı geçen ülke Güney Kore'ydi. Hatta Güney Koreli şirketler Altay'ın motorunu üreteceklerini Kore medyasına daha önceden açıklamışlardı beklenen oldu ve niyet beyanının ardından sözleşme de imzalandı. Bu yılın Mart ayında Güney Kore ilk motorları teslim etti. Ve bu motorlarla da işte bugün konumuz olan test süreçleri başladı. Bu süreç Alman motorlarına göre biraz daha uzun olacak muhtemelen. Çünkü aldığımız motorlar yeni geliştirilen motorlar. Yani Almanya'dan alacaklarımız gibi uzun yıllardır seri üretimi olan motorlar değil. Haliyle daha ciddi testlere tabi tutulacak. Bu da süreci biraz uzatsa da en azından yerli motora kadar olan süreçte artık ambargo yeme ihtimalimizin olmadı. Ya da en azından düşük olduğu motorlara sahip olacağız. Yani test sürecinin biraz daha uzamasına katlanmaya değer. Ayrıca motorlar testleri geçse de seri üretim süreci de biraz zaman alacak. Ve bütün siparişlerimizin bize teslim edilmesiyle Altay projesinin ciddi bir noktaya gelmesi de muhtemelen 5-6 yıl sürecek. Bir de bu meseleyi sadece motor tedariği olarak düşünmeyin. Zırhından görüş sistemine birçok alt sistem var bu işin içinde. Bu sistemlerin tamamı yerli olarak üretildiği için elbette motor kadar sorun değil. Ama bunlar da sürekli geliştirme halinde. Yani bunların da en gelişmiş versiyonları takılmak istenecektir. Bu da ister istemez biraz zaman alacak. Yani 5-6 yıldan önce envanterde ciddi miktarda Altay görmemiz zor. O zamana kadar yerli motorumuz Batu'nun üretimi tamamlanırsa tabi tablo farklılaşabilir. Bir yandan da yerli motor projeye dahil olursa süreç çok daha hızlanır. Tabi bu öngörünün bir handikapı da var. Biz sadece basına verilen bilgi kadar yorumluyoruz. Şu an için basına yansıyana göre Batu'nun Altay tankına 2024 yılında entegre edileceğini biliyoruz. Bunun seri üretimi projenin olgunlaşması Falan derken 5-6 yıllık sürecin sonunda artık tamamen motor bağımlılığından kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum. Tabi basına yansıyanın dışında bir süreç varsa ve çalışmalar daha hızlı ilerliyorsa bu öngörümüzden çok daha önce yerli tankımız yerli motoruna kavuşur. Gönül elbette bunu ister. Ne kadar hızlı şekilde bağımlılıklarımızdan kurtulursak o kadar iyi. Tamam Güney Kore bizim için Batı ülkeleri gibi değil. Onlara olan bağımlılık Amerika'ya olan bağımlılık kadar itici değil mesela. Ama hepimiz biliyoruz ki sonuçta Güney Kore dediğimiz ülke Amerika'nın eyaleti gibi bir şey. Yani bağımsız değil. Yani Amerika'nın müdahalesiyle sorun yaşatabilir bize. Bu ihtimalleri düşününce Güney Kore'de olsa dışa bağımlılıktan bizi kurtaracak olan Batu motorunun hızla geliştirilmesinin önemini bir kez daha anlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu sürecin tamamlandığını görmek nasip olur. Yerli tankımız Altay, yerli motoru Batı'yla yere çok daha sağlam basacak inşallah. Allah'a emanet olun.